Ekranda bir dikdörtgen görüyorsunuz ve bu videoda bu dikdörtgeni birbirinin aynısı olan karelere ayırmayı deneyeceğim. Bunu yapmak için öncelikle kısa kenarını ikiye bölüp iki satır elde edeceğim. Satırların boyutları eşit olacak. Sonra da uzun kenarını beş eşit parçaya ayırarak boyutları eşit olan beş sütun elde edeceğim. Bazılarınızın bu noktada satır ve sütunda ne demek ki diye sorduğunuz biliyorum. Satır dediğimizde aklımıza bu dikdörtgeni bu şekilde sağdan sola ya da soldan sağa ikiye bölen bir çizgi getirmeliyiz. Bunların elma olduğunu düşünelim. Bu elmaları satırlar kullanarak bölmek istersek bakın bu birinci satır olur. Bu ikinci ve bu da üçüncü Sütun dediğimizde de yukarıdan aşağıya ya da aşağıdan yukarıya hareket ettiğimizi düşüneceğiz. Örneğin yine buraya gelelim. Sütunlardan biri bu olacak, ikincisi bu, üçüncüsü bu ve dördüncüsü de bu. Satır ve sütunun ne olduğu konusunda hem fikirsek, isterseniz hemen videoyu durdurun ve önce bu dikdörtgeni iki satıra nasıl ayırabileceğimizi düşünün. Bunun için az önce de söylediğim gibi dikdörtgeni bu şekilde yani ortadan ikiye ayırmamız lazım. İşte bu kadar. İki tane satır elde ettiğimizi görüyorsunuz değil mi? Bu birincisi ve bu da ikincisi. Şimdi de yine videoyu durdurun ve bu defada hatta eğer yanınızda kağıt kalem varsa bunu kağıt kalemle de yapmayı deneyebilirsiniz. Dikdörtgeni 5 sütuna ayırmaya çalışın. Evet, bu şekilde aşağıdan yukarıya doğru çizgiler çizmem lazım. Bu sayede sütunlardan birini elde etmiş olacağız. Bu ikinci sütun, bu üçüncü, bu dördüncü ve bu da beşinci sütun. İki satırımız, bu birinci satır, bu da ikincisi ve beş sütunumuz oldu. Bir, 2 3 4 ve 5. Dikdörtgeni bu şekilde 2 satır ve 5 sütuna ayırdığımızda birbirinin aynısı olan toplam kaç kare elde ettik dersiniz? Hemen sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Elbette ki bu çok mantıklı. Neden mi? Bakın, her satırda 5 tane kare var. Yazıyorum. 1 2 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 artı 5'in sonucu da 10'dur, öyle değil mi? İsterseniz her sütunda da ikişer kare olduğu fikrinden de yola çıkabilirdiniz. Yapalım. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 2 artı 2, 4 eder. 2 daha 6, 2 daha 8 ve 2 daha 10. Bu dikdörtgeni iki satır ve beş sütun elde edecek şekilde parçalara ayırdığımızda toplam on parça elde ediyormuşuz.